Şimdi İspanya'daki son duruma da bakacağız. İspanya'da COVID-19'dan şimdiye kadar 23.822 kişi öldü. Günlük ölü sayısındaki artış bugün 301'e indi. Peki ülke karantina tedbirlerini nasıl gevşetecek? Madrid'e uzanacağız. Gazeteci Berkan Mirbey karşımızda. Berkan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi geride bıraktığımız saatlerde İspanya'dan yine bir açıklama geldi. 301 İspanyol'un hayatını kaybettiği açıklandı yetkililer tarafından. Bu elbette önemli bir başlık ama vaka sayısını da merak ediyoruz açıkçası günlük olarak yapılan tespitler ışığında. Nedir son durum orada? Şimdi bildiğiniz gibi İspanya 45 gündür neredeyse 2 Mayıs'a kadar resmi olarak sürecek olan karantina süresince karantinayı ciddi olarak uygulayan bir ülke. Fakat her ne kadar buna uyum sağlamayan vakalar da tespit edilmiş olsa da şu an için bir bakıma bu karantina süreci meyvelerini verdi diyebiliriz. Fakat tabii aslında bugün yine mecliste bir kurul toplanacak ve 2 Mayıs önemli bir tarih. Çünkü artık yavaş yavaş halkın da sokağa çıkması için bir izin paketi ortaya çıkarılacak. Fakat bildiğiniz gibi geçtiğimiz pazar günü İlk olarak çocuklar için, 14 yaşına kadar çocuklar için ebeveynlerle birlikte sokağa çıkabilme ve yaklaşık 1 kilometre kadar evlerinden uzağa gidebilmek gibi bir hak tanınmıştı. Fakat tabii bu biraz da İspanya'da testlerin çok fazla yapılamadığından ötürü bir de deneme sürecine girdi diyebiliriz İspanya için. Yani bu yavaş yavaş tedbirlerin, kısıtlamaların kaldırılması aslında olumlu sonuç mu verecek yoksa ikinci dalga İspanya'yı vuracak mı? Bu aslında şu an için net olarak bilinmiyor. Tabii her ne kadar İspanya dünyada en çok etkilenen ve can kayıplarının en fazla olduğu ülkelerden biri olsa da bu Mart ayının ortalarından bugüne gelindiğimiz süre boyunca yine vakalarda ve ölüm sayılarında ciddi bir düşüşün gözlendiği bir ülke oldu. Ama yine dediğim gibi şu an için net bir panorama çizemiyoruz. Bunu yine bir şekilde deneme yoluyla aslında İspanya test edecek. Çünkü dediğim gibi 46 milyonluk bir ülke ve herkese test yapma imkanı olmadığı için bunu toplumsal dirençle mi geçeriz? Yoksa virüs yavaş yavaş yazın da gelmesiyle etkisini kaybeder mi? Ya da bir şekilde buna bir tedavi bulunabilir mi gibi konuları da aslında ciddi olarak tartışıyor. Berkan Bey, şimdi aslında son durumu anlattınız ama işte hükümetin bu deneme yanılma yolunu tercih edecek olması ihtimalinin halk arasında ve İspanyol medyasındaki karşılığı nasıl oldu? Aslında hem toplum hem de medya ciddi anlamda ikiye bölünmüş durumda. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Biz her ne kadar vaka sayılarında ve can kayıplarında ciddi bir düşüş olduğunu söylesek de, bunu gözlemlesek de, bugün 301 vaka yine hiç göz ardı edilemeyecek, yaslanamayacak bir rakam. Tabii dediğim gibi İspanya'da öncelikli olarak sosyal hayatın, ekonominin de bir şekilde yeniden canlılık bulması ve yeniden hayata geçmesi için de hükümetin böyle bir yola başvurması kaçınılmazdı. Çünkü dediğim gibi İspanya'da bu kadar çok vaka varken yine hala ciddi olarak devam etmiş olmasına rağmen bir şekilde de yaşamı devam ettirmek zorundalar. Ve bunu da dediğim gibi deneme yanılma yoluna aslında bir bakıma başvurarak devam ettirmek zorunda kalıyor hükümet. Peki Berkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz size. Teşekkür ederim.